kamerasını yapma hedefiyle ürünü başlattık. Bu da yeni yaptığımız, ilk defa uçurduğumuz ve bitirdiğimiz kameramız. Gelen şeyler olmasa yok şu şey evet öncelikle Aselsan testlerine hoş geldiniz. Bir asırlık cumhuriyetin yarım asırlık şirketindeyiz, Aselsan'dayız. Gerçekten Cumhuriyet tarihimizin yarısında 1975'ten beri İstiklal Savaşı'ndaki bağımsızlık duygusunu perçinlenmesine sebep olan şirketteyiz. Türk milletinin 1974 Kıbrıs Harekatı sonrasında özellikle karşılaştığı ambargolara bir cevap olarak kurduğu ve o günden bugüne her geçen yıl büyüyerek, gelişerek, teknolojide derinleşerek devam eden bir şirketimiz. Gerçekten bugün itibariyle 10 bini aşkın çalışanıyla dünyanın önde gelen 47. savunma sanayi şirketi durumuna bu yıl itibariyle yükselmiş olduk. Dünyanın 10'dan fazla ülkesinde çalışmaları olan, Türkiye'nin değişik coğrafyalarında, illerinde, vilayetlerinde fabrikaları olan, 10'a yakın değişik alanda teknoloji çalışması yürüten ve yüksek teknolojiyi geliştiren ve ihraç eden bir şirketimiz. Cumhuriyet tarihinin gelişimiyle de aslında sembol olarak bu şirketimizde 50. yılına doğru girmek üzereyken bu başarıları elde etmiş durumda. Her geçen gün büyüyor. Özellikle ambargolar sonrasında kurulmuş olmasının getirdiği bir millileşme motivasyonu Aselsan'ın bütün faaliyetlerinin ana motivasyon kaynağı. İHA'larımız dünyada önde gelen ürünlerimizden biri. Kameraları artık bile satılmaz olmuştu. İşte bu az önce söylediğim millileşme vizyonu kapsamında biz CES kameramızı yapıp Aselsan olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine, İHA'larımızın hizmetine sunduk. O dönem böylece Türkiye'ye haksızca uygulanan ambargoları boşa çıkarmış olduk. Aslında Aselsan faaliyetlerini 3 ana başlığa biz toparlarsak, yani öncelikli hedefimiz yerleşme, millileşme. Ondan sonra alanında en iyisini yapma, ikinci konu. Üçüncü aşamada da ilkleri yapma. Yani bu bakış açısıyla baktığımızda CES aslında yapılamayan ürünün yerlisini yapmak hikayesiydi ve başardık. Şu anda bugün itibariyle 157-158.'si üretilmiş durumda. 12 ülkeye ihraç edilmiş durumda. Ve tüm güvenlik güçlerimiz tarafından başarıyla kullanılıyor. Bu yapılamayanı yapan, milliyi yapan şeye güzel bir örnek. İkinci kısımda dünyanın en iyisini yapma demiştik. İşte önünde durduğumuz Aselsan 500 kamera gelecek. Bu dünyanın iyi diyebileceğimiz, sınıfında en iyi diyebileceğimiz bir kamera. Bunu da tamamladık. Uçuşları büyük oranda bitti. Önümüzdeki yıl artık güvenlik güçlerimizin kullanacağı bir ürün haline geldi. Burada özellikle Aselsan 500'de yüksek çözünürlük hedefleniyordu ve bunu başarmış olduk. Yani bugün rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki 20 kilometrelerin üzerinde insan tespiti, 80 kilometrelerde bir tank tespiti yapabilen ve 20 kilometrelerin üzerinde işaretleme yapabilen bir sistemden bahsediyoruz. Bunu hem gece termal gece ortamında hem gündüz ortamında yapabilmekle birlikte aynı zamanda düşük ışık ortamında çok yüksek görüntü kabiliyetine sahip. Özellikle ilk defa bu sınıfta HD sıvır kamera özelliğini de kazandırmış olduk. Yine sisli ve deniz ortamlarında yüksek bir görüntüleme performansına sahip bir sistem. Kendi kendine işaretleme
ayarlamasını da yapabilmekle birlikte %95'in üzerinde işaretlemelerinde atış performansına da sahip. Dolayısıyla artık millisini yaptık, dünyayı ihraç ettik Chats'le. Şimdi alanın da en iyisini de yaptık ve artık bundan sonra ilkleri yapma yolunda da Aselsan ilerliyor. Biz aslında sadece bu üründe değil, bütün önümüzdeki dönemin yaklaşımında bu ana felsefeyi kendimize belirlemiş olduk. Bir ürünü yapıyorsak önce silahlı kuvvetlerimiz bunu gerçekten en üstün performansıyla kullanmalı. O ürün dünyada alanındaki ürünlerin önüne geçmeli. Onlarla mutlaka yarışmalı. Bu prensiple, bu anlayışla gidiyoruz. Dolayısıyla sadece kamerada değil, bütün ürünlerde önümüzdeki dönemin ihracat odaklı büyümesini de destekleyecek şekilde bir ürünü yapıyorsak en iyisini, en iyilerinden birini en azından yapıyor olmayı kendimize hedefledik. Aselsan Cumhuriyet'in 2. yüzyılında, şimdi Türkiye yüzyılında milli teknoloji hamlesi vizyonuyla da uyumlu bir şekilde bu felsefeyle ihracat odaklı, yapılamayanı yapan, yüksek teknolojiye odaklanan ve daha fazla millileşen bir vizyonla yolla devam edecek. Bu ürünleri zaten dünyada yapabilen 3-4 ülke var şu anda. Şu anda bunları yapıp ihraç eden, işte biz de birkaç ülke arasına girdik. Tabii burada aşağı yukarı bu ürünün içinde 5000'e yakın alt bileşen var. 20'den fazla değişik teknoloji, farklı teknoloji bu üründe bir araya gelmiş oldu. Biz neyi yapmaya çalışıyoruz? Belki dünyadaki muadillerimizden farklı olarak içindeki çipinden, dedektöründen başlayarak işte içindeki INS'inden, GPS'inden, işte içindeki bütün objektifinden bütün bileşenlerini yerleştirmeye çalışıyoruz. Herhangi bir limitasyon, herhangi bir engellemeye maruz kalmamak üzere bu anlayışla bu ürünleri yaptık. Dolayısıyla önünde durduğumuz Aselsan 500'de bu anlayışla her türlü engellemeye karşı önceden tasarlanmış bir anlayışla yürütüldü. Dolayısıyla az önce söylediğim 3 ana fikirde millileşme bizim en önemli motivasyonlarımızdan. İçindeki bileşenlerde de millileşmeyi adım adım her geçen yıl daha fazla bileşenini milli kullandığımız bir anlayışla devam ettiriyoruz. Ana felsefemiz hem katma değeri arttırıp Türkiye'de daha fazla katma değer oluşturmak, hem herhangi bir risk durumunda ambargolara karşı dayanıklı hale gelmek ve ürünün içerisinde hakim olduğumuz bileşen sayısı arttıkça da üstünlükleri de buna göre geliştiği için rakiplerinden bir adım öne çıkmak. Bu anlayışla bu üründe olduğu gibi bütün ürünlerde yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl Türkiye yılında bugünün Aselsan'ından çok daha büyük, daha zorlayıcı hedeflere giden bir anlayışla bu maceraya, bu yolculuğa devam edeceğiz. Bu Chats ortaya çıktığında hep muadil yenilerde bir kıyaslama yapılıyordu. Aselsan 500 için bu kıyaslamayı yaptığımızda ne söyleyebiliriz? Bir de elektro-optik konusunda Aselsan artık dünyada nasıl tarif edilebilir? Mörçlüğü kabiliyetler. Evet, bu ürünün 15. sınıfında bir gimbal ürün. Bu 15. sınıfındaki ailede ortak açıklık mimarisiyle tasarlanmış. Dünyada bunu yapan 3 ülkeden biriyiz. Bunun getirdiği ciddi avantajlar var. Bu menzil performansı, özellikle düşük ışık kabiliyetinde görüntü elde etme, sis ortamındaki elde ettiği kabiliyetler, yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmaları, bütün bu ana mimarisi ve arkasındaki destekleyen teknolojilerle alanında ki rakip ürünlerin üzerinde bir performansı sergilediğini biz yaptığımız testlerde göstermiş olduk. Önümüzdeki aylarda güvenlik güçlerimiz bunu kullandıklarında, kullanacakları zaman zaten farkı kendileri deneyimleyecekler. Elektro-optik alanında bir mükemmeliyet merkezi Aselsan. Son 25-30 yıldır
içinde bulunduğumuz kampüse çok ciddi yatırımlar yapılmış durumda. Önemli miktarda yatırımlar yapılmış durumda. En alt bileşeninden, dedektöründen, objektifine, içindeki bütün bileşenlerini uçtan uca yapabilme kabiliyetine erişmiş durumda. Bir kısım ürünlerimizi zaten işte az önce anlattığım gibi ihraç ediyoruz. Yine zorlayıcı özelliklere sahip yeni ürünlerimiz de yolda belli bir plan dahilinde üretiliyor. Dolayısıyla Aselsan'a elektrooptik alanında uçtan uca ürün sağlayabilen ve bütün alanlarda hava, deniz, kara ve bütün bu farklı platformlara, İHA'lara, uçaklara, helikopterlere, kara araçlarına hizmet edebilen, piyadeye hizmet edebilen, tüm aileyi dolduran, uçtan uca milli ürün tasarlayabilen bir şirket olarak tanımlayabiliriz ki bunu uçtan uca yapabilen de sayılı şirketlerden biri dünyada. Elektrooptik alanı gerçekten önem verdiğimiz, önemli yatırımlar yaptığımız bir alan. Son olarak tarihe not düşmek adına Cumhuriyet'in 100. yılında Aselsan'ın mesajı nedir? Evet, biz Cumhuriyet'in 100. yılına işte birinci asrın yarım asrında Aselsan o milli ve yerli teknolojiyi öncülük eden bir şirket olarak geldi. Şu an Türk savunma sanayisindeki en büyük şirket. Kendisiyle birlikte etrafında Türkiye içerisinde 3000'e yakın COBİ'yi de aynı şekilde bu macerada sürüklüyor. Onlara liderlik ediyor, onların kalitesini arttırıyor. Önümüzdeki dönemde Aselsan'la birlikte bütün bu paydaşlarımız büyüyecekler. Biz artık dünyada az önce de söylediğim alanında iddialı ürünleri ilkleri yapan şirket olacağız. İlkleri yapan, dünyada çığır açan, Türk savunma sanayisinde yine liderlik etmeye devam eden, yine etrafındaki ekosistemi kendisiyle beraber büyüten ve yeni nesilimize, gençlerimize, Cumhuriyet'in genç kuşaklarına gelecek umudu veren, gelecekte kendilerini gösterebilecekleri bir altyapı ve imkan sağlayan bir şirket olarak daha büyük hedefleri, daha iddialı projeleri adım adım gerçekleştirmeye devam edecek ve milli teknoloji hamlesini Cumhuriyet'in 2. yüzyılında bayraktarlık etmeye devam edecek bir şirket. Hadi sağ olun.